Hoş geldiniz. Çalışma Bakanlığından iki müfettiş, tahiden bir mühendis, eğlence mekanında şarkı isteme gibi sudan bir bahaneyle bir sanatçıyı üstelik kasten öldürdü. Değerli dostlar, bu olay toplumsal cinnet halidir ve bu iklim ile tablonun sorumlusu da elbette ülkeyi yönetenler. Zira magandalık epeydir yükselen değer yapılmıştır. Ayrıca Onur Şen'in ölümünden sorumlu olan iki ismin silahlı saldırı ve yaralamadan sabukalı iken AKP döneminde devlet memuru olabilmeleri ve de yükselmeleri manidardır. Tuhaf bir başka gelişme ise Süleyman Soylu'nun Mersin'deki karakol saldırısında öldü diye ilan ettiği Dilşah Ercan dün canlı yayına çıktı cevap ver Süleyman Soylu. Hani taksi şoförü o teröristi görüp teşhis etmişti? Olmayan bir şeyi var gösterip ana muhalefet partisine çamur atmak Türkiye gibi bir devletin İçişleri Bakanlığı'na yakışıyor mu? Yaptığın ayıp değil mi? Aynı Süleyman Soylu o konuda Tayyip Erdoğan'ı da yanılttı ki onun da aslında özür dilemesi lazım. İlaveten hem Soylu hem Savunma Bakanı Hulusi Akar motorlu paraşütle 10 saatlik uçuş sonrası Suriye'den Tarsus'a gelen PKK'lı saldırganları nasıl tespit edemediler onu da açıklamak durumundadırlar. Hani Türkiye uçan kuştan bile haberdardı ve PKK'lıların ayakkabı numaralarını bile biliniyordu. Bitmedi. Soylu yine dün şehit evi ziyaretinde keşke ben şehit olsam diye bir ifade kullandı. Sayın Bakan sizin işiniz ve göreviniz şehit istismarı yapmak değil insanları yaşatmaktır. Tencere kapak misali Süleyman tam Tayyip Erdoğan'a göre bir bakan. Çünkü tek işi algı inşasıdır. Tuhaflıklar serisinden bir başka enstantane Tayyip Erdoğan dün Sabiha Gökçen ile Pendik arasındaki metro hattının açılışını yaptı. Ancak Ekrem İmamoğlu o törene bırakın davet edilmeyi Erdoğan tarafından yine hedef alındı, topa tutuldu. Bir cumhurbaşkanı İstanbul Belediyesi'nin merkezinde olduğu bir projede halkın seçtiği belediye başkanını açılışa neden çağırmaz? merkezinde olduğu diyorum Zira o metroyu belediye işletecek. Dahası parası yine belediyeden kesilecek. Yani maliyet belediyeden ki esas olan parayı verenin proje sahibi olması değil mi? iken devletin birliğini bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı belediye başkanını yok sayıyor ve hedef alıyor. Ondan sonra da makama yani Cumhurbaşkanlığına saygı istiyor, saygı bekliyor. Değerli izleyiciler bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini söylemesi AKP'nin elinden bu istismarı almaya yöneliktir ve fiili olarak gündemden çıkan bu konunun resmi olarak da gündemden çıkarmaya yönelik bir karardır. Ancak duyumlarıma göre Ahmet Davutoğlu'nun önerisiyle atılan bu adımın muhalefete oy kazandırması mümkün değil. Çünkü Tayyip Erdoğan gibi biri ve onun siyasal İslam ile İslamcılar için yaptıkları ortadayken bu tür şeylerle muhafazakar kesimden oy almayı ummak Boş hayaldir. Davutoğlu ile Ali Babacan masadaki konumlarını güçlendirmek için bu gibi işgüzarlıklar peşinde. Lakin toplumun yüzde %20'sinin dışındaki kesimin gündemi ve beklentisi bunlar değil. İlaveten Kemal Kılıçdaroğlu bırakın türban için kanun teklifi vermeyi Kabe'ye gitse tarikata girse ve beş vakit namaza başlasa emin olun yine o kesimden oy alamaz. Bir başka şey o kesim tıpkı HDP'liler gibi kesin inançlı gürültüdür ve türban benzeri İslamcı semboller için oy verecek o kütle aslında yüzde 20'nin üstünde değildir. Burada hareketle HDP'li yüzde 10'u da çıkarırsanız hedef kitle yüzde 70 olmalı ki o büyük çoğunluğun gündemi Türkiye'nin birliğidir, dirliğidir, kardeşliğidir, ekonomisidir ve diğer real ülke sorunlarıdır. Tane tane söyleyeyim. Türk halkı ayrıştıran değil, bütünleştiren lider arıyor. Kimlik üzerinden siyaset yapan değil, gelecek ve refah adına politika yapacak olanı bekliyor. Barış huzur sükunet peşindedir. İş aş ve tek enflasyon bekliyor. Üretim, kalkınma ve zenginlik talep ediyor. Yarınlarının aydınlanmasını istiyor. Bunun için de yapılması gereken güven verip somut projeler ortaya koymaktır. Evet, önümüzdeki seçimde insanlar türbana oy vermeyecekler. Ekonomik geleceklerini oylayacaklar. Bu itibarla ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bu gerçek gündeme konsantre olur ona yönelik mesaj verirdim. Ayrıca bir şeyin aslı varken sahtesine oy verilmez ki türbanda asıl olan Tayyip Erdoğan zira karısı kızı türbanlı ve o bağlamda onlarca yıllık mücadelesi var. İlaveten tekrar edeceğim Türkiye'de esas olan algıdır ve Kılıçdaroğlu evliya olup uçmaya başlasa bile o kesimden zırnık alamaz.'' Toplum beton ile ranta dayalı tüketim ekonomisi yerine yeni bir paradigma ve üretim model özleminde ve de muhalefetin yapması gereken o özleme karşılık vermektir. Bu yapılmayıp ekonomide ve dış politikada Tayyip Erdoğan'ın başka bir versiyonu olmak Erdoğan'ı yenmeye yetmeyecektir mevcut statükoyu yıkmaya, yerle bir etmeye yani devrime, inkılaba talip olunmalı. Bu itibarla türban için kanun teklifi vermek yerine somut değişim projelerine ilaveten bunlar Allah ile aldatıyor, bunlar hırsızlıklarına Allah'ı alet ediyor, bunlar için İslam inanç değil uyuşturucu denilmeli ve kitleler bu şekilde sarsılmalı ki işte 30 milyona yakın gençten sadece 1 milyonu cumaya gidiyor, cuma namazına kılıyor ki bunu bizzat söyleyen Diyanet İşleri Başkanı'dır. Yani bunların din satışları artık tepki topluyor. Şunu da ilave edeyim. Bunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, altılı masada bulunan diğer genel başkanlar da yapmalı ki Temel Karamollaoğlu ben İslamcı değilim, Müslümanım diyerek zaten ilk adımı atmıştı. Değerli takipçilerim, şimdi dikkatinize iki fotoğraf sunacağım. Birincisi Afyon'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kokteylinde vali tebrikleri beraber kabul edeceği bölgenin en üst rütbeli komutanını yanında istemeyince kokteyle katılan bazı subaylar da bu durumu valinin elini sıkmamak şeklinde protesto ettiler. Zafer Bayramı'nda özne askerdir yani kutlamaları onların kabulü esastır. Vay sen misin bunu yapan? Hulusi Akar o subayları yerin dibine sokup aşağı aldı. İkinci fotoğraf Antalya'dan. AKP'li ilçe başkanlığı ile ilçe parti heyeti jandarma bölge komutanını makamında ziyaret etti. Derken aa o ne komutanın koltuğuna AKP ilçe başkanı oturdu general de yan taraftaki koltuğa ilişti ve heyhat afyon olayında kıyametleri koparan iktidar hükümet bu duruma kayıtsız görevi bu ülke ve bu millet için ölmek olan Türk ordusunun bu duruma düşürülmesi söyleyin bühtan değil mi ve hiç kimse bu rezilliği şu ana kadar ağzına bile almadı. Yazıklar olsun. Gelelim dün aşıklanan enflasyona. Enag'a göre %186, Tayyip Erdoğan'ı destekleyen İstanbul Ticaret Odası'na göre bile %107 olan enflasyon TÜİK'e göre %83.5 olmuş. Yani Eylül'de fiyatlar sadece 3.5 puan yükselmiş ki elbette inandırıcı değildir. Öyle zira aynı TÜİK'e göre üfe yani üretici fiyat artışı %151.6 olmuş ve bu makas aylardır bu şekilde. Allah aşkına üreten imalatçı ve sanayicinin yarı fiyata satışta ayakta durması mümkün mü? üretici fiyatları gizlenemediği için mecburen yayınlıyorlar ve bu şekilde hakikat ortaya çıkıyor. Lakin TÜİK tüketici enflasyonu bağlamında masa başı oran uyduruyor ki ürünleri gizlemesi de bundandır. Aralık, Ocak, Şubat ayı ile baz etkisi arttı. Bu tür gizlemelerle ortaya çıkıp düşürdük düşürdük, enflasyonu düşürdük diye yine yalan söyleyecekler ve altını çiziyorum. Yüzde kırkın bile altında gösterecekler. Millet elbette salak değil lakin yine algı algıdır deyip düşük gösterecekler. Oysa resmi veriler ortada. Türkiye 2. Cihan Savaşı'ndan sonra ilk defa böyle bir süreci yani adeta 3. Dünya Savaşı şartlarını yaşıyor. Hal bu iken utanmazlıkta o noktaya geldiler ki dün Maliye Bakanı yardımcısı enflasyon yok, fiyat hareketleri var gibi abuk sabuk bir ifade bile kullanabildi. Ancak bu vesileyle şunu da ilave edeyim, pahalılık gerçekten korkunç bir noktada. Lakin bu iktidarın kesin olarak gideceği manasına gelmiyor. Bakın hep söylüyorum 1995 seçimlerinde dolar 9 liradan 38 liraya çıktı ki bunun müsebbibi Tansu Çiller'di. ama o Çiller sandıkta vurgun yemedi gitmedi çünkü alternatif olan ya da olamayan Anavatan Partisi güven verememişti bu bakımdan bugün de aynı şey söz konusu olabilir yani muhalefet güven verbeli milleti inandırmalı. Bunu yapamazsa kötünün iyisi denilip bunlarla yola devam edilebilir. Değerli dostlar bu araba Sayıştay raporu bağlamında her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu 2001 yılında Sağlık Bakanlığı'na 81 milyar 160 milyon lira ödeme yapmış. Lakin Sağlık Bakanlığı SGK'lı hastalar için 38 milyar 858 milyon liralık hizmet vermiş. Geriye kalan 41 küsür milyar lira niye verildi, nereye harcandı, nereye gitti belli değil, karşılığı yok. Sayıştay gibi bir kurum bunu araştırdı, bulamadı ki söz konusu para aktarıldığında dolar 8 liraydı. Yani 5 milyar dolar gibi büyük bir yekün, büyük bir kayıptır. Tekrar ediyorum, hayali bir iddiadan söz etmiyorum, Sayıştay raporunu aktarıyorum. Konudan konuya geçeceğim seçim güvenliği büyük sorun ama altılı masa bunu hiç takmıyor. Tersine Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'nun açıkladığı bütün verilere doğru duru deyip yarın yapılacaklara bugünden adeta onay ve olur veriyor. Yok efendim Suriyeli seçmen sayısı 100 bin civarındaymış. Yok efendim ellerindeki veriler Yüksek Seçim Kurulu'nda bile yokmuş. Keşke öyle olsa da dün yaşananlar ortadadır. 2017'de referandum nasıl kaybedildi, kanıtlandı. Mühürsüz oy pusulalarına olur veren ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyen Kemal Kılıçdaroğlu rejim değişikliğinin sorumlularından biri olarak tarihe geçmiştir. Aynı şekilde Muharrem İnce'nin kaybettiği son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Merkezi'nde sistemi kurduk, bir oy bile zayı olmayacak denilmişken sistem bir saat içinde çöktü ve iktidara mahkum olundu. Burada bereketle aynı tehlike önümüzdeki seçim için de geçerli çünkü altılı masa bu konuyu hiç umursamıyor. Sınav sorularının çalındığı İstanbul örneğinde olduğu gibi kazanılmış bir seçimin iptal edildiği bir yerde hele hele önümüzdeki çok çok önemli seçimde her şeyin olması ihtimal dahilindedir ve bunun için seferberlik ilan edilip bugünden sandık orduları kurulmalıdır." noktalarken videolarımı dostlarımızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.